Dün hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak e, yaptığı açıklamada lojistik master planına e, dikkate alınarak daha fazla liman, endüstriyel tesis, lojistik merkezin yerel ağ ve uluslararası demiryolu koridoruna bağlantısı yapılacak dedi. E, diğer taraftan diğer mesajları da var. Lojistik sektörün master plan çerçevesinde stratejik bir sektör. Pandemi döneminde özellikle lojistik sektörü nasıl bir sınav verdi ve bu master plan çerçevesinde neler yapılmalı. Bir yandan dünyada Ticarette korumacılık gittikçe artıyor. Diğer taraftan büyüme için ihracat önemli bir nokta. Ve bu noktada da lojistik, lojistik sektörü de çok çok önemli. E, konuğumuz Arkas Lojistik CEO'su Onur Göçmez. Onur Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi dün e, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarında lojistik sektörüne ilişkin iki not vardı. Bir onu hemen e, görelim isterseniz. Daha sonra da buna ilişkin master plan çerçevesinde ...bir takım adımlar atılacağını belirtti. Bunu size soracağım. Öncelikle pandemi tabii çok ciddi bir... ...sıkıntılı bir süreçti. Hem Türkiye hem dünya... ...tüm dünyada ekonominin durduğu bir noktada... ...diğer taraftan insanların ihtiyaçları devam ediyor. Gıda olsun, ilaç olsun... ...diğer taraftan üretim anlamında da... ...ihtiyaçlar devam ediyor. O bunların sağlanması gerekiyor. Bu anlamda lojistik çok çok önemli bir konuma geldi. Evet. Aynı... ...hani sağlıkçılarımız... Çok ciddi bir özveriyle çalıştığı gibi lojistik sektörü de bu, bu anlamda e, durmadı. Çalışmaya devam etti. Peki nasıl bir sınav verdi lojistik sektörü? Ee, öncelikle bulunmuş olduğumuz stüdyo ile ilgili ben birkaç kelime söylemek isterim. Gerçekten e, hani sektörü çok bilmememe rağmen ama bu enteresan bir yapılanma olmuş. O yüzden tebrik ediyorum. Size de Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ee, yaklaşık Mart'tan beri devam eden bir pandemi içerisindeyiz, süreç içerisindeyiz. Burada e, bu süreci içerisinde sağlık sektörü başlangıç itibariyle çok büyük mücadele verdi. Devamlı kolluk güçleri. Ama lojistik sektörünün, çalışanlarının da bu süreç içerisinde vermiş olduğu mücadelenin altını her zaman sizler de çizdiniz, bizler de çizdik. Ve e, Türkiye'deki lojistik sektörünün bu pandemiyle beraber ne kadar iyi bir seviyeye ve e, neler başarabileceğini gösteren bir sonuç oldu. Burada Devlet otoriteriyle otoriterlerinle ve lojistik sektöründeki paydaşlarla yapılan organize çalışmalar, özellikle valiliklerimiz, e, yerel yönetimlerimiz pandemi sürecini tamamen e, sorunsuz bu noktaya kadar getirdi. Bu müşterilerimizden de almış olduğumuz bir e, geri bildirim. Ama bir de bir farkındalık da yarattı pandemi süreci. Ee, ne yapılması gerektiğini gösterdi bize. Çünkü bundan sonra bunun gibi veya farklı şeylerle de karşılaşacağımız için lojistik sektörünün buradan bazı notlar çıkartması gerekiyordu. Bunlardan bir dijitalleşmeydi. Çünkü dijitalleşmeye yatırım yapmayan e, lojistik firmaları bu başarıda geride kaldı. Çünkü e, insanlar evlerindeler ve onların ihtiyaçlarını karşılamanız gerekiyor. Bu anlamda hız devreye girdi. Bu anlamda... E, dijitalleşmeyi iyi kullanan lojistik firmaları devreye girdi. Bu bir başlangıçtı. Bundan sonraki yeni lojistik e, dünyası diyorum, çünkü hani bilmiyorum tabir doğru mu ama lojistik savaşları var önümüzde. Tatlı ve e, mücadeleye açık olan lojistik savaşları, dijitalleşmeyi öne alan, hızı öne alan lojistik firmaları önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl içerisinde çok öne gidecek. Çünkü insanlar artık, evlerine kapandılar ve bizim evlere gitmemiz gerekiyor. Bu yüzden Türkiye'de ve Arkas Lojistik anlamında biz memnuniyet endeksi de yaptık bir anket firmasıyla ve geçen seneki operasyonel faaliyetlerimizde bir %10, %10 %15'lik bir memnuniyet artışı da yakaladık. Bu anlamda Arkas Lojistik olarak dijital yatırımdan dolayı çok güzel atlattık ve şu anda da büyüyerek devam ediyoruz. Bir problemimiz yok. Bu lojistik savaşları dediğiniz hani bir yanda ticaret savaşları var. Ticaret evet. savaşlarıyla bağlantılı bir konu mu? Evet şimdi şöyle tabii ticaret savaşları aslında hani sektörel savaşlar ve benzeri ekonomik savaşların... E, da ülkelerin birine, korumacı, evet, evet, korumacı davranışları. Yapılır. Bir dönem globalleşmeyi konuşurken şu anda konuştuğumuz kısım devletlerin, ülkelerin koymuş olduğu vergilerle globalleşme antisi yapılan bir hareketler oluyor yani. E ee, globalleşme bir gün çok yüksekken şu anda konuştuğumuz kısım farklı bir nokta. Benim söylemek istediğim lojistik savaşlarından kastım farklı farklı hatların, farklı farklı yük hareketlerinin yönetimi için ülkelerin söz sahibi olması. Aslında bu burada da biraz önce biraz önce bahsetmiş olduğumuz konuyla da alakalı. Lojistik master planları ile alakalı. Sizin 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık bu hatlarla alakalı yaptığınız yatırımlar, bakışınız koyacağınız lojistik haplar, demiryolu, hava yolu, havayolu, bunları çok toplu olarak düşünmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum. Çin'den Amerika'ya bir demir yolu hayali var. Demir ipek yolu deniliyor. Ve Türkiye bu konuda çok ciddi, hem siyasi anlamda hem de lojistik anlamda yatırımlar yapıyor. Ve her devletimizin yayınlamış olduğu raporlarda hep en başta oluyor. Ve biz de arkası lojistik olarak bunun arkasındayız. Yaklaşık iki yıldır da bakü kastiflisi Tiflisi TCDD ile birlikte yoğun bir şekilde kullanan bir firmayız. Bahsetmiş olduğum konu bu. Şimdi Çin'den Amerika'ya tren Türkiye'den geçerse çok önemli bir lojistik strateji. Ama yukarıdan da geçebilir. Yani Rusya tarafından da geçebilme ihtimali var. Farklı hatlardan var. Aşağıdan geçebilme ihtimali var. İşte sizin bu yükü buraya çekmeniz lazım. İşte bu lojistik mücadele. Hani savaş belki biraz farklı algılanan bir şey ama lojistik stratejik anlamında bu demiryolu Havayolu ve karayolu haplarını iyi kullanarak Türkiye'yi transit yük merkezi haline getirmek Türkiye'yi çok güçlü hale kılacaktır. Yani strateji bu. Peki o detaylarda aslında e, ne demek isteniyor şimdi e, lojistik master planı dikkate alınarak açıklamayı da alırsak eğer daha fazla liman, endüstriyel tesis, lojistik merkezin yerel ağ, uluslararası demir yolu koridoruna bağlantısı e, yapılacak diyor evet. hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi programında yaptığı açıklamada? Genel hatlarıyla baktığınız zaman tanım çok doğru. Ama alta inmek lazım ve sürekli gündemimize gelen konular vardır. Ben 20 yıldır lojistik sektöründeyim. İşte lojistik köylerimiz oldu, lojistik merkezlerimiz oldu. Güzel lojistik anlamında teşvikler oldu. Ama önemli olan ve detayı kaçırdığımız bir konu var. Müşterilere o lojistik hizmetlerin götürülmesi konusunda. Şimdi demir yolu konusunda çok ciddi atılımlar yapıyor Türkiye. Bunu takip etmekte fayda var. Ancak mesela organize sanayi bölgesi yapıyoruz veya çok önemli bir e, firma veya kamu kurumu Büyük üretim anlamında fabrika. tesis yapıyor. Demir ulaşabilmek için 10 kilometre, 15 kilometre bilemediğiniz 50 kilometre, 60 kilometre gitmesi gerekiyor. Bunu Orada ne, bir karayolu kullanması evet, gerekiyor. Karayı kullanması gerekiyor. Bu ne oluyor? Bu durumda lojistik maliyetini arttırıyor. Bu sefer diyor ki ben oraya götüreceğim ve direkt bir kere yüklerim limana götüreyim, mi? diyor. Yani bu durum oraya kurmuş olduğunuz o lojistik merkezinin verimliliği azalıyor. Metrekareye düşen maliyeti artıyor. Oraya gelecek olan lojistik firması gelmiyor. Bunlar bakın aslında çok basit konular ama baktığınızda orada tıkanıyor süreç. bizim arka lojistik olarak diğer ülkelerde de ofislerimiz var. Oraya gittiğimiz zaman inceliyoruz. İlk önce şu dikkate dikkat çekiyor. İltisak hatları. Yani ne demek bu? Organize sanayi bölgesine demir yolunun girmesi. O büyük firmaların içerisinde demir yolunun girmesi. Ana hattan yan hatları müşteriye götürülmek. Bunu yaptığınız zaman o lojistik merkezlerini çok faaliyetli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve orada yükü toplayıp demir yoluyla limana götüreceksiniz. Limandan da tüm dünyaya dağıtacaksınız. İşte bunu yapabilecek gücümüz var. Bunun tartışılması lazım. Bunun konuşulması lazım. Burada e, gerek lojistik dernekleri, gö gerek e, lojistikteki önemli paydaşların bu master planı yapılmasında e, fikirlerin alınması çok önemli bir şey. Çünkü biz sahadayız. Biz bunları yaşıyoruz. Biz sürekli müşterideyiz. Benim e, Arkas Lojistik İcra Kurulu Başkanıyım. Ayda 10-15 tane müşteri ziyaret hedefim var. Gitmeniz gerekiyor ve gelen taleplerde bu yönde. Diyorsunuz ki demir yolu var. Benim yüküm oraya nasıl gidecek? E bu durumda maliyetiniz artıyor. Bunları iyi irdelemek lazım. Aslında e, basit bir, bir takım çok, çok, önlemlerle evet, 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 e, çok rahatlıkla halledebiliriz. Evet. Şimdi bizik e, Master Planı'nda 2020, 2023, 2035, 2053 yılına ilişkin e, yatırımlar var. Burada demir yolu yatırımlarının artması tabii. Gördüm, yüksek payı demir yolu alıyor. İşte... E, 2 milyar dolar, 30 milyar dolar, 77-82 milyar dolar. Deniz yolu biraz daha az, karayolu biraz daha az ama sonuçta demir yolunun payı ne kadar? Tabii evet şimdi bu tablo aslında taşıma modlarındaki paya göre de yatırımın artışlarını gösteren bir pay. Şimdi deniz yolu Türkiye'deki taşıma hacmi içerisinde %65-70'lik bir paya sahip. Çünkü hem yatırımlarıyla hem limanlarıyla hem de armatör anlamında çok e, iyi bir noktadayız Türkiye olarak. Karayolu bu pay içerisinde %25, %30 içerisinde ki bu pandemi döneminde de uluslararası karayolu biraz geriye düşmüş durumda. Demiryolu %1, %2 boyutta. Bu aslında bizim o oransala baktığınız zaman e, demiryolunda dikkat ederseniz yatırım ne kadar yükseliyor? Tamamen pay düşük olduğundan dolayı yatırıma ihtiyacı olduğunu çok Yatırım net işler. gösteriyor. Evet. Şimdi Başa dönelim. Türkiye bu konuda neler yaptı? Bir, bir kere üçüncü köprüyü yaptık. Üçüncü köprüyü şu anda belki herkes e, taşıtlar için kullanılacağını düşünüyor ama üçüncü köprünün ortasında demir yolu için ayrılan büyük bir hat var. Bu üçüncü köprünün giriş ve çıkışındaki demir yolu ihaleleri de yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü planların içerisinde de bu var. Hı hı. Bu demir yolunu siz yaptığınız zaman ve bu demir yolunu aşağıda Kocaeli, Köseköy o bölgelerde ve daha da aşağı indiğiniz zaman Güney Bölgesi, Mersin, Yenice bölgelerine birleştirdiğiniz zaman direkt Avrupa'ya bağlanıyorsunuz. Bu birinci Avrupa bağlantısı. Yani sadece hani bir basit bir köprü olarak bakmamak ah, gerekiyor. O çok stratejik bir köprü. Yani şu anda kamyonlar geçiyor, arabalar geçiyor ama ortada büyük bir boşluk var ve bağlantıların da yapılacak. O çok stratejik bir hamle ve e, tahmin ediyorum 2023-2024 yılında bence aktif hale gelecektir. Hı hı. Devamında şu anda Marmaray'dan trenlerimiz bizimle geçmeye başladı ama gece 12'den sonra yük trenlerine yönelik bir hizmet veriliyor. Potansiyel arttıkça orası cevap veremeyecektir. Doğal olarak 3. köprünün demiryolu bağlantısının olması çok elzem. Ve e, önemli bir gelişme ve bizim de çok yakından takip ettiğimiz Çanakkale Köprüsü. Evet, o da Çanak... çok, çok konuşuluyor. Çünkü şöyle bakın, Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi ve 3. Köprü. Baktığınız zaman bir ring oluşuyor. Bu ring içerisinde sanayi bölgeleri kuruluyor. Bu ring içerisinde e, Sayın Bakanımızın bahsetmiş olduğu lojistik merkezleriyle ilgili fizibilite çalışmaları var. İşte, e, dünyaca ünlü araba firmaları ve benzeri hep bu ringin içerisinde kalmaya çalışıyorlar. Çünkü bu lojistik master planı işte bu. Biz eğer bunu iyi yönetirsek ve bu yatırımları doğru yaparsak, burada hem demir yolunun hem karayolunun hem de deniz yolunun gayri safi milli ha amaç bu değil mi? Gayri safi milli hasıladaki %7'lik yurt e, lojistik hasılatını onları 11'lere çıkartmak. Bunun çıktısı ne oluyor? Bir, istihdama etki yapıyorsunuz. İki, transit yük anlamında dünyada önemli bir söz sahibi oluyorsunuz. Üç lojistik anlamında, çıktı anlamında o savaşlarda zirveye oturuyorsunuz. Mantık yazılı halde doğru ama sahaya inip bunların paydaşlarla tartışılması gerekiyor. Bizim gördüklerimiz bunlar. Stratejik olarak önemli olan kısımlar bunlar. Çok kısa bir şey daha söyleyeceğim. Özellikle güney bölgeye indiğiniz zaman ülkelerin yani komşularımızda yaşanan problemlerden dolayı Mersin Limanı ve İskenderin Limanı'ndaki adetlere bakarsanız %15-20 bir artış var. Transit yük. Bu dönemlerde mi? Evet, transit yükten kaynaklanan bir artış var. Çünkü Türkiye'ye giriyor, oradan tekrar e, CIS bölgelerine gidiyor, Çin'e gidiyor, işte Irak veya İran ve benzeri ülkelere gidiyor. Bunu da iyi görmek lazım. Bu da bizim aslında jeopolitik olarak Türkiye'nin ne kadar önemli bir yerde olduğunu gösteriyor. O yüzden biz arkasolojistik olarak hem Yenice'de hem de Köseköy'de bu lojistik merkezlerini destekleyecek dry portlar, yani kara terminallerini e, devreye almak için gerekli yatırımları yapmaya başladık. Şimdi e, yine bu lojistik master planda Doğu Batı koridoru olarak adlandırılan e, Çine Rusya'ya bir koridor var. Bir bakalım on, ona ilişkin e, Doğu Batı koridoruyla ilgili İpek Yolu ve Türkiye olarak da adlandırılıyor. Çinden Rusya üzerinden Çinden Rusya üzerinden geçen yük 7 milyon ton. Çin'in Avrupa'ya ihracatı 415 milyar dolar. 2034 yılı Türkiye'nin uzak Asya ticaret hacmi 100 milyar dolar. Dolayısıyla Çin'in Avrupa'ya ihracatı 415 milyar dolardan bahsediyoruz. Çok ciddi bir pay. Ve Türkiye bu hat üzerindeki en önemli ülkelerden bir evet. tanesi ve o e, hani o kuşak yol. işte Demir ipek Yolu dediğimiz Hı -hı. proje İpek Yolu projesi bu. Biraz önce bahsetmiş olduğum e, nüanslar çok önemli. Şimdi e, 415 milyar dolardan bahsediyoruz. Çin'den Avrupa'ya akan. Tabii bunda karayolu vardır, hava yolu vardır, deniz yolu vardır, Hı. demir yolu vardır. Onu bölmek gerekir ama baktığınız zaman inanılmaz bir hacim var ve bu akıyor, gidiyor, hala şu anda da gidiyor. Biz burada bir alternatifiz ve bunu e, devletimiz de görüyor, Çin de görüyor, başka ülkeler de görüyor. Stratejik olarak İstemedikleri istemedikleri bir sonuç da olabilir bu Türkiye'nin bu anlamda güçlenmesi. Bizim Şimdi e, Çin'den getiriyorsunuz yükü Köseköy'e kadar veya Anadolu yakasının son noktasına kadar. Burada bu yükü hiç durdurmadan akıtmanız lazım. Bunu sağlamak gerekiyor faz 1'de. Şimdi ne yapıyoruz biz? Marmara'yı kullanmaya çalışıyoruz ama Marmara Marmara gece 12'den sonra açık ve e, bizim düşündüğümüzden çok daha hızlı hareket ediyor. O yüzden devlet demiryollarına burada teşekkür etmek lazım. Çok hızlı çalışıyorlar ama Bizim bu büyüme stratejimiz ve bakışımız sadece orayla olursa tıkanırız. O yüzden 3. köprünün demir yapılması elzem. Çanakkale köprüsünün yapılması elzem. Bu durumda ne oluyor? Ee, Anadolu yakasındaki e, limanlara geliyor. O limanlardan tekrar e, deniz yoluyla Avrupa'ya açılıyor. Bu tabii doğal olarak elleştirmeyi arttırıyor. Ama bu da bir çözüm. Bu bir maliyet artışı anlamına mı e, Tabii olabilir. ki yani bir yükün, bir kapı düşünün. Kap Çin'de yükleniyor. Çin'den Türkiye'ye geliyor, Türkiye'de iniyor, tekrar yükleniyor, tekrar gidiyor, tekrar iniyor. Şimdi baktığınız zaman 4-5 elleşlemeye geliyor. Biz temassız operasyon diyoruz demir yolu ve konteyner çözümlerine. Eğer o bahsetmiş olduğumuz Marmaray kısmını toparladığınız zaman, akışı, e evet, evet akışı hızlandırdığınız zaman direkt Avrupa'daki dry portlara, kara terminallerine gelecek. Şimdi yap kısa vadede yapamadığınızı düşünün. Yine Çin ve Türkiye arasındaki ticaret çok önemli. Siz Anadolu bölgesine Sayın Bakanımızın dediği gibi lojistik merkezlerini koyarsanız bizim de o anlamda yatırımımızın olduğunu söylemiştim. Gelecek olan yükü dry port'ta elleşleyip e, ya da lojistik merkezlerinde elleşleyip yine demiryoluyla limana taşıdığınız zaman bu da bir lojistik çözüm. Bu da Çin tarafından istenen ve özlenen bir şey ve bizlerin e, istediği bir yapı. Ama en bahsetmiş olduğum en ideal yapı direkt yükün geçmesi. Dolayısıyla maliyetin azalması. E, tabii. Baktığınız zaman şu anda biz çok bir bebeğiz bu e, hacim içerisinde. Ama her yapmış olduğumuz hareket çok takip ediliyor ve izleniyor. O yüzden bence strateji çok doğru. Demir yolunun ve özellikle lojistik master planında demir yoluyla alakalı belirtilen kısımlar çok önemli. E, 2023 ve ondan sonrası için lojistik anlamında Türkiye'nin hem indeksin kalite anlamda yükseleceğini düşünüyorum hem de ticaret hacminin yükseleceğini düşünüyorum. Ee, yine master planda kuzey ve güney koridoru olarak adlandırılan Rusya ve Afrika, ki evet. Afrika ülkeleri de ciddi anlamda ticaret hacminin arttığı bölgeler. Ee, oraya baktığımızda da nasıl bir hacim söz konusu. Bir de ona bakalım. Özellikle kuzey-güney koridoruna baktığımızda 40 milyar dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Bu da bir transit yük. 78 milyar dolarlık da yine e, şu Rusya, Afrika 2024 yılı ticaret hacminin 40 milyar dolar. 2034 Türkiye, Rusya ve Ukrayna ticaret hacminin de 78 milyar dolar olması bekleniyor. Evet. Dolayısıyla orada da ciddi bir pazar söz konusu. Yani hem Çin hem Rusya ve Afrika'ya baktığımızda. Tam ortadayız. Şimdi Rusya'dan şimdi biz e, herhalde bir, bir ay içerisinde ürün lansmanını da yapacağız büyük ihtimalle. Türkiye ve Rusya arasında bir demir yolu sürecini başlatacağız. Özellikle Rusya'dan Türkiye'ye gelen yükler var. Buradan o trenin geri döndürülmesini sağlayacağız. Çünkü sebze meyve zamanı başladı. Reefer sevkiyatlarımız olacak. Rusya'da Türkiye, Rusya için çok önemli bir pazar burada. Şimdi burada bahsedilen konu şu. Rusya'dan Afrika'ya giden yükün Türkiye'den demir yoluyla gelip limanlarda konsolide edilip Türkiye'deki armatörlerle, o Mersin liman olabilir, ambarlı olabilir artık, e, hmm. gemi e, skalalarıyla alakalı olan bir şey. Direkt Kuzey Afrika'ya indirilmesi veya Afrika'nın herhangi bir bölgesine indirilmesi. Şu anda zaten Türkiye'de olan bir trafik. Ama Türkiye-Afrika arasındaki bir trafik bu. Burada bahsedilen konu Rusya'nın trafiğinin, farklı yoldan giden trafiğinin Türkiye üzerine çevrilmesi demiryoluyla çok stratejik bir konu ve yine demiryoluyla alakalı olan bir konu. Karayoluyla yaptığınız zaman bir transit ile alakalı sıkıntılar olabilir. Bir de şimdi demiryolunda şöyle bir örnek var. Yani e, siz siz demiryoluyla 50 tane konteyner aynı anda taşıyabilirsiniz. Ve limana getirdiğiniz zaman bu konteyneri de direkt gemiye yükleyebilirsiniz. İşte bu temassız operasyon. Biz bu pandemi döneminde hep öne çıkarttık. Konteyner taşımalarına, demir yolu operasyonuna. İlgi oldu mu temassız operasyona ee, bu dönemde? Özellikle yurt dışında ve deniz yolunda çok ciddi bir talep oldu. Ne demek temassız operasyon? Yani konteyneri alıyorsunuz, demir yoluna koyuyorsunuz. Bir konteyneri bir kamyon taşır. Ama bir tren yaklaşık 50 tane, 55 tane aynı anda konteyneri taşıyabilir. Çünkü uluslararası karayolunun çok büyük avantajları var. Çok hızlı olabiliyorsunuz ama kapıların bu pandemiden dolayı kapanmasından dolayı ve ithalat ve ihracat dengesindeki düşüşten dolayı yani olumsuz aşağı inmesinden dolayı geri dönüş olmaması doğal olarak navlunları da çok yükseltti. Ama şu anda çok güzel bir seviyeye geldi uluslararası karayolu. O rayına oturdu ve güzel gidiyor. Trenin böyle bir avantajı var. Aynı anda 50-60 tane konteyner taşıyabiliyorsunuz. Limana getirip limandan da aynı anda gemiye yüklüyorsunuz. Bu durumda Konteynerin içerisindeki yükü kimse görmüyor. Sadece kapı alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Hem bu temassız bir operasyon oluyor hem de hızlı bir operasyon oluyor. Bunların odaklan odaklanacağımız noktalardan biri bu. Biz o yüzden bunda da temaslı operasyon dedik ve bu pandemi döneminde özellikle bu sene buna çok fazla fokuslandık. Bir de e önemli bir konu olduğu için söylemek isterim. Özellikle... İstanbul Havalimanının yapılması ve Atatürk Havalimanının da sadece kargo uçakları için kullanılması, hava yolunda da hava lojistiğinde de önemli bir e, Türkiye'nin pay sahibi olmasına sebebiyet verdi. Özellikle pandemi döneminde hızdan sebep hacim düştü fakat hızdan dolayı insanlar hava lojistiğinde kullanmaya başladılar. İlgi ciddi, ciddi anlamda arttı. İlgi ciddi anlamda arttı. Özellikle e, maske yapımında kullanılan ham maddeler, maske makineleri ve benzeri sağlık, sağlık ekipmanları bunlar hep hava yoluyla taşındılar. Bu da özellikle 3. Üçüncü, üçüncü havalimanı diyorum e, İstanbul, İstanbul havalimanının yapılmasının da stratejik önemini gösteren bir süreç. Ama bunlar zamanla oturacak ve verimliliği artacak olan konu tek önemli olan özellikle havalimanına işte e, lojistik merkezlerine bu paydaşları bağlamak gerekiyor. Yani lojistik maliyetleri artmadan müşteriyle o lojistik merkezlerinin bağlantı içerisinde olması lazım. Bunu yaptığınız zaman müşteri de memnun oluyor. Oraya yatırım yapacak olan lojistik firması da memnun oluyor. O yüzden ben bu master planda çok güzel dokunuşlar olmuş ve biz de hep açıkçası şunda da mutlu olduk. Arkadaşlar lojistik olarak da bu master plan doğrultusunda yatırımları doğru yaptığımızı da gördük. Umarım sonucu da çok güzel olacaktır. Bu anlamda e, yatırımları nasıl e, çevirdiniz? Yani hani master plan çerçevesinde hangi yatırımlardan bahsediyorsunuz? Ne tür yatırımlar yapıldı? E, bizim bahsetmiş olduğumuz yatırımlar aslında burada arka Solding'in bir 10-15 yıl önce arkas'ın kurmuş olduğu bir stratejik yapıdan da bahsetmek isterim. Yenice'de bizim çok ciddi arazilerimiz var Güney Bölgenin hemen e, ortası İskenderun ve Adana ve Mersin'de yükün toplanacağı merkez. Köseköy ve Kocaeli tarafında da bu büyüklükte bizim merkezlerimiz var. Biz orayı dry port dediğimiz kara terminal mantığında döndürmeye başladık. Bir 4-5 yıl içerisinde de açılacaktır bizim organizasyonumuz. Burada demiryolu aynı merkeze girebiliyor. Karayolu girebiliyor. Oradan da limana bağlanıyor. İşte bunların sayılarını arttırdığınız zaman Köseköy'de ve Yenice'de bizim stratejik olarak önemsediğimiz yerlerden biri budur. Yenice transit anlamında ve Anadolu'ya açılan kapı, Avrupa'ya açılan kapı ve Çin'le birleşen yerde Köseköy. Bunları siz büyüttüğünüz zaman ve buradaki bağlantıları iyi yaptığınız zaman, bakanımızın da açıklamış olduğu bu lojistik master planla örtüşüyor. Bizim yatırımlarımız o yönde. Ve ciddi anlamda da grup olarak bu yatırımların e, yapılması taraftarıyız ve her yerde de açıkçası bunu söylüyoruz. Liman konusundaki e, hassasiyet dair, yani liman da özellikle deniz yoluyla dünyaya açılan evet, e, evet, bir evet, diğer kapımız. Evet. O anlamda neler yapılmalı? Yani aslında limanlarımız bu tarz lojistik bence en hazır yer limanlar. Yani e, grup olarak bizimle de çalıştırmış olduğumuz iki tane limanımız var Türkiye'de bir Marport var, bir de Otoport var. Biri Kocaeli Köseköy tarafında, biri de Ambarlı'da ee, ve Türkiye ticareti için önemli elleştirmeleri yapan limanlar. Baktığınız zaman hem teknolojik anlamda hem de kalifiye personel anlamında çok üst seviyede limanlar. Çünkü biraz önce de tabloda da vardı, lojistik taşıma modellerinde %65'lik bir paya sahip hı hı. deniz yolu. Doğalar kendini geliştirmiş ve yatırımlar yapılmış. Limanlar her türlü süreci karşılayacak bir yapıda. Orada hiç problem yok. Yani bizim çalıştığımız ama bizim grubumuz olmayan birçok liman da var. Onları da çok iyi tanıyoruz ve biliyoruz. O, o, konuda hiçbir problemimiz yok. Önemli olan yükü oraya getirebilmek. O yükü konsilde ederek limana getirdiğiniz zaman taşıma konusunda Türkiye'deki liman sisteminde hiç problem olmayacaktır. Bu master plan çerçevesinde olması başka gerekenler sektörün ihtiyaçları neler? Hani dediğiniz gibi e, hani büyük bir yatırımla veya işte lojistik e, organize sanayi ile demir yolunun ana hattının birleştirilmesi çok çok önemli, kritik. Özellikle işte Avrupa'ya, Çin'e ulaştırılması, tek seferde ulaştırılması anlamında ama bunun dışında karayolu anlamında da ciddi bir yatırım Türkiye çok uzun zamandır yapıyor, altyapı yatırımları yapıyor. Diğer taraftan Hava yolu yatırımlarını da yapıyor ama tabii siz şeyin içindesiniz yani işin içindesiniz. Dolayısıyla çözülmesi gereken hani büyük projeler yapılıyor ama dediğiniz gibi küçük bazı dokunuşlarla belki birçok daha büyük operasyonların önü açılabilecek. Evet şimdi aslında yatırımları paralarla yapıyorsunuz işte sermayeleriniz güçlüyse veya iktisadi anlamda kredilerle yatırımları yapıyorsunuz yatırımlar yönetecek insanlara ihtiyacınız var Ben üniversitelere konferanslara gittiğim zaman hocalarla veya öğrencilerle konuştuğumuzda hep işte eğitime nasıl bakarsınız üniversite açmayı düşünüyor musunuz ve benzeri ve benzeri gibi işte argeleriniz var mı araştırma geliştirme işte elektrikli kamyonlar ve benzeri böyle bir çok güzel çok mutlu bir tabloyla karşılaşırsa bu sorular bize geliyor. Şimdi baktığınız zaman lojistik sektöründeki karlılıklar çok düşük. Lojistik sektöründe karlılıklar çok düşük olduğundan dolayı siz doğal olarak sadece yatırımlarınızı ve bütçe dengenizi korumaya odaklanıyorsunuz ve büyümeye odaklanıyorsunuz. Onun haricinde gelecekle alakalı genç yeteneklere eğitime çok fazla ve araştırma ve geliştirme çok fazla dönemiyorsunuz. Bence çok önemli bir sorun. Şimdi biz kendi çapımızda genç Çetenek projesi başlattık. Geçen sene 70 tane üniversite mezunu öğrencisi arkadaşımızı aldık. Bunların 45 tanesi şu anda Arkas Lojistik Bodrosu'nda aktif çalışıyorlar ve istediğimiz en önemli özellikler şunlardı. Bir, hiç iş deneyimi olmayacak. İki, yeni mezun olacak. Askerlik ve benzeri de aramadık. 6 ay boyunca bunlara eğitim verdik ve e, belirli sınavlardan geçerek, belirli psikolojik testlerden geçerek 45 tanesi bizim sistemimize dahil oldu ve bunu bu sene de yine başlatacağız. Bizim için çok önemli olan konu, istediğiniz kadar lojistik köy yapın, master planları yapın ama onu çalıştıracak olan genç beyinlerin lojistik sektörüne özendirilmesi gerekiyor. Bizler kendi çapımızda yapabileceğimiz e, belirli bütçe, belirli brüt karlar dahilinde yapmaya çalışıyoruz ama bunu devletimizle ortak Devletimiz üniversitelerde açtı ama bunu biraz daha böyle e, iş hayatıyla aktif iş hayatıyla projelendirerek bu master planların içerisine dahil edersek bence hem bir taraftan yatırımlar anlamında büyürken bir taraftan da genç yetenekleri de lojistik sektörüne kazandırmış oluruz. Benim için benim gördüğüm, benim e, lojistik sektörüyle ilgili görmüş olduğum en önemli risk bu. Gençleri biraz daha iş içine dahil e, etmemiz lazım. katmak. Şimdi e, son yıllarda e, en çok e, arkası rojistliğin yaptığı işlerden bir tanesi de işte İstanbul Havalimanı dedik. İstanbul Havalimanı'nın taşınması, büyük göç olarak adlandırılan havalimanı'nın taşınması. Tabii Türkiye'de yapılan yatırımların da tabii sektöre sadece sektöre değil, bunun yan alanlarına da ciddi bir katkısı oluyor büyük yatırımların. E, bu anlamda e, bu size nasıl bir tecrübe kazandırdı ve bundan sonrası için hani önümüzdeki dönemde şu anda pandemi nedeniyle tabii ki yatırımlar e, sekteye uğradı ama Sonrası için %5.8'lik, %5'lik büyüme öngörüleri var. Sonrası için planlarınız, hedefleriniz, e, yatırım e, hedefleriniz neler? Biz e, öncelikle bu e, Türk Hava Yolları taşımasını biz bu ülkenin bir unsuru olarak ülkemiz adına paydaşlarla beraber yaptık. Burada Türk Hava Yolları'ndaki çalışanlarımız bize inanılmaz fayda sağladı. Ted tedarikçilerimiz keza öyle ve bu bir... Arkas lojistiğin taşıması değil de ülkenin bir e, lojistik performansıydı. Çünkü yurt dışından da çok takip edildi ve e, tek çatı altında kısa zamanda taşınan en büyük havalimanı oldu. Ve beklenenden de 10 veya 13 saat gibi erken bir sürede tamamladık. Yaklaşık 1800 tane personelin aynı anda hareket etmesi, online araçların takip edilmesi ağır nakliye araçlarının vinçlerin ve benzerinin tedarik edilmesi, yüklenen ürünlerin hangi konteynere, hangi kamyona ve hangi sürücüye zimmetlenmesinden tutun, vardığı zaman da hangi noktaya indirilmesi, hangi sürücü tarafından indirilmesi ve kime teslim edilmesine kadar online takip edilen ve dijitalleşme ile alakalı olan bir süreçti. Ben her zaman şunu söylüyorum. Türk Hava Yolu, Atatürk Havalimanı'nın yeni havalimanına taşınması Türkiye'de lojistik sektörünün hangi seviyeye geldiğini gösteriyor. Ve biz bundan dolayı bazı yurt dışındaki havalimanı taşımaları için dökümanlarımız istendi ve bu konuda bizden danışmanlık istendi. Yani siz aslında no artık evet. ihraç ediyorsunuz yani çünkü oraya. Çünkü Türkiye'de ve dünyada böyle bir örneği olan bir taşıma yoktu ve biz bunu başardık. Buna da lojistik mühendisliği dedik ama dediğim gibi bu Türkiye'nin lojistik başarısıdır. Öyle bakmak lazım. Biz grup olarak her zaman zaten dijitalleşme yatırım yapan bir grubuz. 2-2,5 milyon dolarlık her sene bu yatırımlarımız devam eder. Ee, önümüzdeki ay veya Kasım ayı da teslimatları olabilir. Yaklaşık 5 milyon euroya yakın da bir kamyon yatırımımız olacak. Biz her sene e, yatır, kamyon yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ama dediğiniz gibi pandemiden dolayı büyük yatırımların biraz yavaşlamasında fayda var. Çünkü Sonuçta bir finansal bir risk içerisindesiniz. Bizim öngörümüz önümüzdeki yılın ikinci yarı yılından sonra zaten önemli bir büyüme de olacaktır. Ama kamyondur, dijitalleşmedir ve yetenekler olsun, yatırımlarımız Aralıksız devam ediyor. Bu dijitalleşmeyi herhalde hızlandırdı değil mi pandemi? Yani tüm evet. sektörlerde olduğu gibi lojistik sektöründe de ciddi bir hız getirdi. Yani şöyle bir örnek vereyim. Şimdi ee, sahada görevli olan satışçı arkadaşlarımız artık ofislerine gelmeden cep telefonlarıyla müşteriyle yüz yüze konuşurken cep telefonlarından sistemine ilgili taleplerini girebiliyorlar ve bu talepleri onaylatabiliyorlar ve o anda yükü alabiliyorlar. İşte dijitalleşme bu. Önceden siz görüşme talep ediyorsunuz, gidiyorsunuz sisteme giriyorsunuz. 5 günlük süreci yaklaşık bir yarım saate indirdik. Bu da sektörün ihtiyacı ve bunu daha da iyi noktaya taşıyacağız. Peki çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Katıldığınız Sağ olun. için. Arkas Lojistik CEO'su Onur Göçmez'le Türkiye'nin Lojistik Master planında planını konuştuk ve neler yapılabilir lojistik anlamında e, Türkiye'nin bu alanda daha ileriye gidebilmesi için bunu konuştuk. Ekonomi notlarıyla karşınızdaydık efendim. Hoşçakalın.